Hanımlar, beyler, Yemek Kom Stüdyosu'na hoş geldiniz. Yeni yıla sayılı günler kaldı. Ben de yeni yıl sofranız için pratik bir tarif vereceğim ama inanılmaz bir tarif. Çıtır çıtır tavuk nasıl yapılır? Hem de panelemeden. Çok özel. Sütaş krema ile hazırladığım mantarlı, sarımsaklı muazzam bir sos. Yanına dilerseniz patates püresi yapın. Yanına dilerseniz pilav yapın. Yanına dilerseniz salata yapın. Ya da mezelerin ardından bir sıcak tabağı olarak servis edin. Tarif çok kolay ama püf noktaları çok çok önemli. Hadi başlayalım. Gördüğünüz gibi malzemelerimiz çok çok az. Hemen tavamın altını açıyorum. Orta ateş yeterli olacaktır. Ben tavuğun kalçasının derili kısmını kullanıyorum ama sizler evinizde hangi parça tavuk varsa hepsiyle bu tarifi yapabilirsiniz. Derisiz de yapabilirsiniz. Birazcık daha fazla yağda kızartmak zorunda kalacaksınız derisiz yaparsanız. Ama ben derili kullandığım için çok daha az yağda tavuğun kendi yağını da işin içerisine katarak daha kolay kızartacağım. Şimdi çıtırlığı nereden alacağız? Hem undan alacağız hem de mısır unundan. Burada birazcık mısır unu, birazcık da unum var. İçerisine bolca tuz atıyorum çünkü tavukların hepsi tuzu buradan gelecek. Yine karabiber atıyorum. Karabiberi fazla atmıyorum çünkü tavada yanabilir. Sonrasında yine sosumuza karabiber ekleyeceğim. Bu kadar yeterli. Bunları karıştıralım. Bu arada ben hiç yağlı yemek istemiyorum diyorsanız da tavuklarınızı fırında pişirip tamamen tavuğun kendi yağından kurtulup sadece sonrasında mantar sosu yapıp o tavukları da ekleyebilirsiniz. Şimdi tavuklarımızı böyle sivri bir bıçak ucuyla birazcık deleyeceğiz. Şöyle birkaç yerinden şöyle. Burada ne olacak? Sıcaklık içeri doğru girebilecek, tavuğumuz daha kolay pişecek ve aynı zamanda içindeki yağlar kolayca dışına çıkabilecek. Tavuklarımızı mısır unlu karışıma buluyoruz. Hemen fazlasını silkeleyeceğim. Tavama 2 yemek kaşığı tereyağı koyuyorum. Şimdi derili taraf aşağıda kalacak şekilde tavuklarımızı tavaya yerleştiriyoruz. Tavuklarımızı artık çevirebiliriz. Of 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 of. Size ne demiştim? Çıtır çıtır olacak. Neden? Mısır unu ve unun birleşimi bize muhteşem bir kıtırlık verdi. Şimdi bu gördüğünüz gibi tabanda böyle hafiften böyle bir kavrulmuş un var. Bu noktadan sonra altını birazcık kısıyorum ki un yanmasın. Çünkü o aynı zamanda bizim sosumuzu da bağlamaya yardım edecek. Tavuklarım yaklaşık %80-85 piştiler. Hafiften yumuşaklığını hissetmeye başladım. Şimdi tavukları tavadan çıkartıyorum, altını iyice kısalım. En başta yaptığımız o delme işlemi sayesinde tavuğun suyu tavada. Derisi kasılmadığı için tavuklar dümdüz duruyorlar. Yaptığımız minnacık bir hareketle yemeğin tamamen görünüşünü değiştirebiliyoruz. Gördüğünüz gibi epey bir tavuk yağı da var burada. Şimdi bu yağ birazcık gözüme fazla geldi. Eğer gerekirse kullanacağım. Şimdi yağı kenara ayırıyorum. Mısır unu ve un karışımını hala tavada bıraktım. Tavanın altını iyice açıyorum. Hafiften kalın doğradığım mantarlar doğruca tavaya. Bu arada tabii yağın rengi koyu gelebilir size ama dediğim gibi hafiften unun, tereyağın o koyulaşmış hali bu. Kesinlikle bir yanık değil. Aksine böyle çok güzel böyle bir kavrulmuş koku var şu anda içeride. Buna beurre noisette diyoruz. Yani hafiften kavruk, yanık, tereyağı. Bunun renginin biraz daha koyu olmasının sebebi tabii ki içerisinde bulunan mısır unu ve undan kaynaklı. Şimdi tabana çökenden değil, şu üstteki yağdan da biraz eklemeler yapacağım. Yağ bitti çünkü mantarlar hemen yağ çektiler. Tabii ki burada tavuk yağı da var bayağı. Mantarlar güzelce yağ çekti, hafiften koyulaşmaya başladılar. Şimdi hem mantarları hem de tavamızı yaklaşık bir yarım limon suyuyla deglaze ediyorum. O bütün tavuğun yağ kokusu, her şey şu anda mantarlara hücum ediyor. Birazcık da sıcak suya ihtiyacım var. Altını biraz açıyorum. Tam kaynamayı gördükten sonra altını kısacağım. Biraz sos çeksin. Sonra içerisine sarımsağımızı, kremamızı ekleyeceğiz. Sosumuz hazır olacak. Tavukları tekrar içeri alacağız. Sonrası bitti. Tadına bakacağız. Sosta artık hafiften koyulaşmayı gördük. Şimdi içerisine ince ince dilimlenmiş 2 diş sarımsak. Bir parça tuz ekliyorum. Karıştıralım. Ve şimdi artık sosa asıl tadını verecek olan sütaş kremamı ekleyebilirim.
krema da hafiften koyulaşmaya başladı. Şimdi tavukları dikkatlice tavaya geri alıyoruz. Derisini ıslatmayacağız. Sadece tabanını koyacağız. Tavukları yerleştirdik. Altını olabildiğince kısıyoruz ve sadece 5 dakika daha pişirip hızlıca yiyoruz. Evet, gördüğünüz gibi 25-30 dakika içerisinde muazzam, üzeri çıtır çıtır tavuk ve altında yumuşacık, kremalı, mantarlı, sarımsaklı muhteşem bir sos. Ve ben bunu yerim. Of, ses çok güzel. Tavuk sulu sulu, şöyle sosa da bandıralım. Mükemmel. Isır ısırmaz ağzınıza böyle bir anda tavuk suları geliyor. Üzerinde derisi çıtır çıtır olmuş. O tavuğun bütün tadı sarımsak, mantar ve sütaş krema ile birleşince muazzam bir sos halini almış. Herkes bu yemekten çok 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 memnun kalacak. 2021 yılını bu muhteşem tarifle noktalıyoruz. Umarım sizler de yapar ve bunun tadına varırsınız. 2022 yılında yepyeni tariflerle tabii ki bizler yine buradayız. Umarım bundan sonraki yıl sizler için çok 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 daha iyi, daha keyifli hale gelir. Sağlıkla, mutlulukla şahane bir yılınız olsun. Abone olmayı, zile basmayı ve tabii ki videoyu da beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki yılda ve bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bye bye.